boş servis iyi çünkü Hocam Söyledin Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi performansında kendi sahasında galibiyeti yok. Kopenhag beraberliği, United beraberliği, Münih mağlubiyeti derken deplasmandaki reaksiyonu daha farklı olabiliyor. Evet. Bunu görebildik. Sparta Prag maçı 3-2'lik bir maç, zor bir maçtı. Tehlikeli, ters bir takımdı. Şimdi bir de Prag deplasmanı var. Evet. Elenme ihtimali, maçın uzatmaya gitme ihtimali Galatasaray'ın oyun anlayışı değişir mi yoksa bildiğimiz Galatasaray deplasmanda Prag karşıda aynı oyunu oynar mı? Evet. Şimdi <laughs> Galatasaray ilk Sparta Prag maçında benim beklentimden daha fazla zorlandı. Skor olarak da ben iki farklı, yani çok abartmadan iki farklı bir skorun olabileceğini tahmin etmiştim, söylemiştim. Sparta Pırağı'nın da bu kadar dirençli olup, bu kadar çok iki gol atacağını zaten, üç, yani iki gol atacak, 3-4 tane de %100 gol pozisyona gireceğini tahmin etmedim. Sparta Pırağı bayağı iyi bir takımmış. Ben Sparta Pırağı ilk defa seyrettim. Bu, yani bu sene ilk defa seyrediyorum. Çünkü ben çekya ligini bizim televizyon vermiyor. Evdeki televizyonda <laughs> hiçbir kanal çekmiyor. Çekya ligini takip edemiyorum. Böyle Avrupa maçları da çok denk gelmiyor. Bu kadar iyi bir takım olduklarını düşünmüyorum. İyi bir takım. Hoşuma gitti benim. Dirençli, ben. dirençli. dirençli bir takım. İyi pozisyonunu buluyorlar, cesurlar. İyi pas yapıyorlar. Hele evet. maçın ilk 15 dakikası, ilk 10 dakikası beklenmedik şekilde önde oynadılar daha birinci dakika %100 Mustara'ya karşı karşı kaldı ya Mustara kurtardı hafif çaprazdan mesela çıkarmadı adam çıkarsa boş kaleye atacaktı neyse şu tatlı Mustara kurtardı falan oyuna beklenmedik şekilde hızlı da başladılar iyi de başladılar tehlikeli oyuncuları da var belli iyi takım ama Galatasaray öyle ya da böyle tecrübesiyle sağ avantajı özellikle seyirci avantajıyla özellikle seyirciyi burada vurgulamak lazım Galatasaray kırmızı kart görüp 10 kişi kaldığında seyirci takımın o 10 kişilik takımı 11 kişi gibi oynattı. ateşleyici tabii bir unsurdu. ya hiç, hiç aa, 10 kişi kaldık eyvah falan diye seyirci de paniklemedi. hatta tezahüratın boyutu bile arttı. itici bir güç. tabii ki. devam etti. sonra yine son dakikada yine adamlar... 3-2 öne geçecekken... bu sefer Mustafa'nın... yüzüyle kurtardığı diyelim. burnuyla, suratıyla. hani orada yüzünden döndü de denilebilir ama ben yüzüyle de kurtardıydım çünkü... orada yapılacak şey Allah'a sığınıp... sadece... İyi kapan, iyi ellerini açacaksın, iyi kendini böyle yapacaksın. Yaptı da yüzünden döndü. Ve o top döndü. Daha golü geldi. Yani Icardi'nin vuruşuyla. üç evet, mağlup bitirebilirdim. O gol olsa zaten 3-2 üç Sparta Prag galibiyetiyle biterdi. O zaman iş tur gene bitmezdi. Galatasaray da gider orada tek farklı yenerdi. Maç uzatmaya da giderdi yani. Şimdi böyle bir durum var. Yani Galatasaray diyelim burada yenmeseydi Sparta Prag. Orada eleme ihtimali yine vardı. Yüzemden fazla vardı. Hatta yüzde elli elli bile gitseydi. Galatasaray orada o takımı gidip bir farkla yener, yener ve maç uzamaya bir yerlere giderdi. Olmadı. Üstüne bir de Galatasaray kazandı. Büyük Tek farklı da olsa bu büyük avantaj. Eskiden mesela 3-2 3-2 mesela Galatasaray için kötü olurdu eski sistemde. Deplasman, Deplasman golleri, golleri. evet. Şimdi öyle bir durum da yok. Yani Sparta Pırak 1-0 Galatasaray'ı orada yendiği an eski sistemde olsa eleniyordu Galatasaray. Evet. Hani buradaki. Şimdi uzatmaya gider. Şimdi 1-0 yenilse bile Galatasaray maç uzatmaya gider. 2-1 yenilse bile maç uzatmaya gider. Berabere kaldığında zaten Galatasaray turu geçiyor. Galatasaray'ın buradakinden daha rahat bir maç oynaması gerek yani mantığıma daha yatkın. Neden? bir sıfırlık avantajı var. Bir e, gol bulma hemen bir gol bulayım falan diye bir şeyi olmayacak, e, stresi çabası olmayacak. Oyunu kontrolde tutup. Golü bulurum. Bulmasam da rakibe de çok bozsam. Vermem anlamında götürüp... Galatasaray hücum yapmadan kontrollü oyun yapabilecek oyuncuya sahip mi hocam Tabii sence? tabii. Tabii ki var. Galatasaray'da kontrol... Hep böyle bir çıkışı geliyor ya. Kerem ya, Gidesi ya. geliyor, Barış Gidesi geliyor... Yok yok. ikardi topu tut tutabilen, pas oyununa dönebilen... Kerem Mertens Demi Kezar. Kerem Demirbay, Mertens ayağa paslar yapabilen... Kaan Ayhan. Tabii ki. Oyuncuları var Galatasaray'ın. Öyle öyle hani illa Galatasaray kapanıp diye hızlı kontralar çıkacak diye bir şey yok. Kontrol oyunu da oynayabilir Galatasaray. Ee, dolayısıyla bu maçta Galatasaray'ın bir kere bir skor avantajı var. İki, e, üç tane iyi oyuncusu, önemli oyuncusu. Üçü de sol oyuncuymuş. Bugün öğrendim onu da. Bizim programda Serkan söyledi. Üçü de işte sol stoper, sol bek, sol ön. Sol, üç oyuncusu da kart cezalısı oynamıyor üç oyuncu önemlidir yani üç oyuncu önemlidir üç tane as oyuncunun yerine üç tane başka oyuncu olacak. bu da Galatasaray için bir avantajdır tribün olayını bilmiyorum yani tribünler çok etkili bir taraftarı var Yut mı yurt dışından da baskı Galatasaray mı? taraftarı buradan da gidiyor evet, baya ben, kalabalık ben aralara kaynama da olabilir bilmiyorum <laughs> Almanya gibi değildir ama belki işte ama işte ben Prag tribünlerini merak ediyorum yani maça etkileri çok mudur hakemin üstünde baskı kurarlar mı derken hakem de Anthony Taylor yani öyle seyirci gürültüsüne falan doymuş adam. Tabii. Anladın mı? Hiç, he, hiç etkilenmez öyle ev sahibi takımın çıkaracağı gürültüden falan filan. Bu da Galatasaray için bir avantaj. Yani nereden bakarsan bak Galatasaray ben bu turu geçer diyorum. Kolay da geçebilir. Zorlanarak da geçebilir. İlk yarım saatte belli olur mu hocam maçın gidişatı? Ya belli olur derken yani ben kendim futbol zekamla ilk yarım saatte ne olacağını çıkarabilirim. Ben anca bir seyretmem lazım yarım saat sonra maç nasıl geçer kolay mı geçer falan filan anlarım ama bütün verilere baktığımda Galatasaray bu turu geçer. Çok rahat geçer. Bakarsın bir anda 3-0 yapar değil mi? Bir gol bulur artık bırak iyice ipini koparır falan filan o, o maç şey bile döner artık aa falan ulan biz İstanbul'da daha da zorlandık denilebilir. Ya da hakikaten ecel telleri de dökebilirsin. Bunu maç başlayınca göreceğiz yani. Bunu maç başlayınca göreceğiz. Maç nasıl Çünkü oynanacak? ne reaksiyon göstereceği belli olmayan bir rakip. Aynen öyle. Aynen öyle. Mesela 3 oyuncu eksikliği bunları çok derinden sarsacak mı bilmiyoruz. Türk Milli Takımı gibi diyebilir misin Sparta Bra? Hani hmm. ne zaman ne reaksiyon göstereceği Bilmiyorum belli diyor. değil. Bir de Spartak Bra konusunda bir tek Galatasaray maçı seyrettik. O kadar elimizdeki benim elimdeki veri o. Galatasaray maçında gördüğüm takım bayağı derli toplu, fizik gücü mücadele gücü, fizik gücü yüksek bir takım. İç sahada seyircisiyle belki bu daha da katlanarak artacak. Belki de üç oyuncunun yerine oynayan üç oyuncu... ...aa diyeceğiz ulan bunlar... Hocam bir pozisyon, bir kırmızı kart, Allah göstermesin o bir şey... sakatlık... ...futbolda her, her şey, şey olabilir. Her... Onun için şey diyorum. O i̇şte diyorum ya, ama öyle ama böyle. Zorlanarak ya da çok rahat biçimde. Ben Galatasaray'ın turu geçeceğine... ...yani tahminim o önde. Yerli oyuncuların performansının Tur yükselmesi... ...verilen şansları iyi değerlendirmesi... Tete'nin performansı, Ziyeş'in yokluğu derken... Biliyorsun Kaan Ayhan, Berkan Kutlu'nun geri dönüşü Serdar Dursun gibi etkili oldu diyebilir misin hocam? Ben öyle yani evet yerli oyuncuların performansı yüksekliği… Kaan Ayhan bir taraftan. Kaan Ayhan ama hep Allah'a var. Sezon başından beri Kaan Ayhan nerede, ne görev verildiyse, nerede oynadıysa işini var ya… O da o, Joker gibi bir oyuncu. 10 üzerinden 8 yapıyor abi. 10 üzerinden 7-8. Vallahi yapıyor. Elal olsun. Kaan Kerem Ayhan. Demirbay. Kerem Demirbay üstüne koydu. Yani sezon başındaki hali yok. Barış Alper, Barış Alper aynı zaten. Aynı. Gibi. O, o bitmez o, o o çocukta güç zor biter yani. O, o tamamen güç endeksi bir oyuncu. Yani maşallah yani fizik açıdan. Bardakçı da en başından çok, beri iyiydi zaten. E, zaten o o, o zaten. Mustera şarap gibi yıllanmış yaşlandıkça o, daha da o iyi ayrı, oluyor şimdi sanki. O ayrı şimdi Mustera'yı burada konuşsak bir başlı başına bir part yapmamız lazım. Başta başına bir part yapmamız lazım. İyi kalecinin yanı sıra bir insanın motivasyonu hiçbir düşük olmaz kardeşim. Kaçıncı sene? Kaç şampiyonluk açamış? Hala ilk senesi Galatasaray'da ilk şampiyonluğu yaşayacakmış gibi şey. Motive maçlar. Çağrı 13 oldu mu Muslera? Acayip motive. 13 sene oldu mu? Olmuştur değil mi? Acayip 13 bir sene. motivasyonu var. Bak ben iyi kaleciliğini geçiyorum. Maç motivasyonu çok üst düzeyde. Hakemle konuşuyor, kendi oyuncularıyla konuşuyor. Anlatabiliyor muyum? Rakiple konuşuyor, her şeyde konuşuyor. Devamlı oyunun içinde hiç dalgın, hiç sönük, kendi halinde görmüyoruz adamı. hiç. Evet, hiç kopmuyor. Bu motivasyonu bu kadar uzun süre, bu motivasyonu tartışılmaya değer bir şey yani. Hakikaten Güzel. tebrik ediyorum. Boş servis, boş servis.